Restoran satış ekranı nasıl kullanılır? Restoran satış ekranımızı kullanmak için öncelikle restoran modülünü çalıştırırız. Burada karşımıza restoran satış ekranı, self servis ve paket servis işlemlerimiz öncelikli gelmektedir. Bu ekranlardan restoran satış ekranını çalıştırdığımızda karşımıza parametrelerden tanımlamış olduğumuz masa sistemleri gelmektedir. Burada ilk olarak ekranımızda hangi kurye ile işlem yapıyor isek ilgili kurye seçimi gelir. Bu işlemi aynı zamanda sistem parametrelerinden şifre ile aktifleştirerek ekrana şifre ile giriş sağlanılabilir. Devam ettiğimizde bir alt kademede ise tanımlamış olduğumuz salonlar gelmektedir. Bu salonlardaki masa sayılarımızı da bu şekilde görüntüleyebilmekteyiz. Tekrardan ekranımıza devam ettiğimizde ekranımızın sağ altında koyu yeşil olan müşteri siparişlerinin uzun zamandır masada oturduğunu, açık siparişlerimizin açık yeşil renginde olduğunu, burada ödenmez olarak tanımlamış olduğumuz değerlerin masaya oturması durumunda mor rengi alacağını, eğer bir masaya hesap gitmişse burada belirtilen ikonun sarı ile belirtilebileceği, hesap gitmemişse gri ikonda olacağı karşımıza gelir ve burada yeni bir müşteri siparişini almak için müşteri hangi masada ise ilgili masaya tıkladığımızda karşımıza sistem parametrelerinden aktif edilen masa bilgisi gelir. Burada carimize göre işlem yapabilir. POS kart ile kart numarası tanımlı olan misafirlerimiz için işlem yapabilir. Kapı kartı ile otel kapı kart numarası ile işlemler sağlanabilir veya ödenmez olarak tanımlamış olduğumuz tanımlamalardan birini seçerek de işleme devam edebiliriz. Herhangi bir seçim yapmadan devam etmek istediğimizde devam et'e tıklayarak ekranımızda menü başlıklarımız açılır. Menü başlıklarımız için daha öncesinde bir önceki videomuz olan menü başlıkları nasıl oluşturulur videosunu izleyerek bu grubu tanımlayabiliriz. Bu grupta herhangi bir siparişimizi seçip, sipariş notlarımız var ise sipariş notları ile devam ederek siparişimize eklemeler sağlarız. Sonrasında bu ekranda tekrardan eğer miktarımızı arttırmak istiyorsak bir sipariş için miktarımızı arttırarak yeni bir ürün siparişi girişi sağlayabiliriz. Ve burada 2 adet olduğu karşımıza gelecektir. Yine numaratörler sayesinde dokunmatik ekranlarda miktar arttırmasını sağlayarak daha hızlı işlemler de sağlayabilmekteyiz. Yine burada yukarıdaki alanda dilersek ürünlerimizi isimleriyle arama sağlayabiliriz. Örneğin salata eklemek istediğimizde yukarıya salata yazdığımızda salata bölümü gelecektir. Ve burada daha önce marş özelliğini anlatmış olduğumuz sisteme göre önce hangisi gelecek ise bir sıralama yapıp yine marş özelliğine göre hangi özelliktekiler nelerdir şeklinde marş sıralaması verebiliriz. Tıklamış olduğumuz ürünün not ve çeşnileri neler diye tıkladığımızda yine burada çeşni içeriğini veya ürün içeriğinde neler var ise ürün içeriğini detaylı görüp siparişimizi şekillendirebiliriz. Burada aynı zamanda porsiyon seçenekleri karşımıza gelecektir. Bunun için örnek olarak porsiyon seçenekli ürünlerde ilgili ürünü seçip sonrasında ürün üzerinde porsiyona basmış olmamız durumunda porsiyonumuzu arttırabilmekteyiz. Bu şekilde ürünlerde yine dokunmatik ekranın daha kolay kullanılabilmesini sağlayan butonlarımızdan artı veya eksiltme işlemlerini sağlayabilir. İstemediğimiz satırları buradan silebilir. Tekrar ekrana geri gelebileceğimiz gibi kaydet işlemine basarak sipariş kayıt işlemini sağlayabiliriz. A9 masasına gelen müşterimiz için yapılacak diğer işlemlerimiz menüden işleme tekrardan menü listesini açabilir. Self servis işlemi ile self servis ekranımıza bağlanabilir ve herhangi bir masaya oturma işlemini sağlamadan satış işlemini gerçekleştirebiliriz ve masa sistemi diyerek masamıza geri dönebiliriz. Masa bilgisine tıkladığımızda masamızda oturan misafirimizin detaylı bilgileri gelecektir karşımıza. Burada örneğin bir listeden bir müşteri seçerek ve seç devam et diyerek müşteri adının da ekrana gelmesini sağlayabiliriz. Buradaki müşteri masasında A9 masa numarasını temsil etmekte, siparişi saat kaçta verdiğini temsil etmekte, müşteri alanı eğer masa bilgisi tanımlandıysa biraz önceki gibi müşteri adını belirtmekte, 51 liralık bir tutar masamızın toplam ücretini belirtmekte, sola baktığımızda
Gri alan hesap gitmemiş yeni bir müşteri siparişi anlamına gelmekte. Açılış saati ise masamızın açılış saatini belirtmektedir. Tekrar devam ettiğimizde burada herhangi bir satırı daha sonradan istemedikleri durumda ilgili satır seçili iken satır iade butonuna tıklayarak satırımızdan iade edilecek miktarı belirleriz. Numaratör sayesinde bir numara girip tamam dediğimizde karşımıza iptal nedeni listesi gelir. İptal nedeni için bir önceki videolarımızdan iptal nedenleri nasıl oluşturulur seyredilebilir. Tekrar servisi beğenmedi diyerek örneğin bir tane ürünün iptalini gerçekleştirebiliriz. Burada seçili masamızın toplam masa hesabından yüzdesel olarak indirim verebilmekteyiz. Yine numaratör sayesinde vereceğimiz değer burada yüzdelik olarak tanımlanmakta ve tamam dediğimizde masamıza genel indirim olarak %5 indirimin uygulandığını görürüz. Tekrar devam ettiğimizde indirimimizin bir diğer çeşidi de rakamsal olarak bir indirimdir. Örneğin masa tutarımız 44 lira iken biz burada eşitlemesini istediğimiz bir tutar belirtebilmekteyiz. Hesap iptal kısmında ise daha öncesinden hesap iletilen örneğin A2 masamıza gelerek hesap iptale tıkladığımızda hesabımızın iptal edildiğini görürüz. Burada hesap çıktılarında hangi çıktı ile tasarım dökmek istiyorsak parametrelerinden ayarlamış olduğumuz Türkçe, İngilizce ve Almanca seçeneklerinde çıktılar karşımıza gelir. Hesap işleminde çıktı tasarımımızın farklı dillerde çıkmasını istiyorsak buradan seçeneğimizi belirtiriz. Ve bu seçmiş olduğumuz seçeneklere göre daha öncesinde parametrelerden ayarlamış olduğumuz tasarımları yazdırabiliriz. Bir masa hesap istediğinde örneğin biraz önceki tanımlamış olduğumuz siparişimize gelerek hesap istediğini düşünerek hesabı gönderebilmekteyiz ve ikonumuz turuncu haline gelecektir. Buradan siparişimizi direkt tahsil edebilir. Tahsilat dediğimizde ödeme planlarını tanımlamış olmamız durumunda karşımıza ödeme bilgileri gelecektir. Buradan vazgeç diyerek tekrar devam ettiğimizde diğer kolonuna gelerek ekranımızın belirli bir tazeleme süresi yer almaktadır. Bunu parametrelerden belirleyebilmekteyiz. Ama aynı zamanda manuel bir tazeleme yapmak için buradan tazele butonuna tıklarız. Paket servis işlemleri sağlıyorsak buradan paket servise tıkladığımızda bizi paket servis ekranını açacaktır. Tekrardan vazgeç diyerek ekranımıza geri dönebiliriz. Ödenmez fişine geldiğimizde burada paket servis mantığında masaya herhangi bir ödenmez olarak tanımlamış olduğumuz tanımlamalardan biri oturmadığı takdirde ödenmez işlemlerini gerçekleştiririz. Yine ön ödeme kısmında masada oturan müşterilerimizden herhangi bir tutar ödeyerek masadan ayrıldı ise burada ödemiş olduğu tutarı girip tutarsal olarak belirli bir ön ödeme alabiliriz. Yine siparişimizin altında yapılan ön ödeme karşımıza gelecektir. Küver hizmeti için yine daha önceki videolarımızdan küver işlemleri nasıl yapılır videomuzu seyredebilirsiniz. Burada masa sisteminde genel olarak tanımlanan bir küver ücreti bulunmaktadır. Yeni bir küver ücreti için küver butonuna tıkladığımızda seçili masanın hesabına servis bedeli ekleyebiliriz. Marş sistemi ise daha önce marş olarak seçmiş olduğumuz ürünleri tanımlarken marşa basarak ürünlerin öncelikli olarak gitmesini sağlayabiliriz. Masa iptal kısmında ise masamızda bekleyen müşterimizin masasını iptal ederek ve bir iptal nedeni belirtip iptal işlemini gerçekleştirebiliriz. Masa taşıma işleminde ise A9 masasında oturan müşterilerimizi farklı bir masaya taşımak için masa taşıma butonuna basarız. Masa taşıma butonuna basmadan önce siparişlerimizden herhangi birine hesap işleminin yapılmamış olması gerekmektedir. Geri gelerek önce hesabı iptal eder, daha sonrasında diğer seçeneğiyle masa taşı butonuna basarak A9 masasında oturan müşterilerimizi A14'e alabiliriz. Bu soruya evet dediğimizde artık yeni masa numaramız olarak belirlenecektir. Tekrar devam ettiğimizde gün sonunda alınması istenen Z raporlarımızı yine bu ekran sayesinde alabiliriz. Örneğin Z raporuna tıkladığımızda karşımıza belirli tarih aralığındaki ve belirli parametreler sayesinde ekran diyerek bugün için yapılan Z raporumuzu bu şekilde alabiliriz. Tekrar vazgeç diyerek geri gelip yazıcı notu kısmında ise
Yazdırma notu için belirlemiş olduğumuz yazıcı notlarından birini seçip yazdırma için hangi yazıcıya bu notu göndermek istiyorsak ilgili notu seçebiliriz. Tekrar ileri dediğimizde son parametrelerimiz fiyatlandırma, grafik, sipariş ve son işlem yer almaktadır. Fiyatlandırma alanına tıkladığımızda fiyatlandırma alanı için masadaki herhangi bir ürüne gelerek fiyatlandır butonuna tıkladığımızda ürünümüzün 10 lira birim fiyatını farklı bir fiyat belirtebiliriz. Grafik alanına baktığımızda ise gün gün satışları detaylı bir şekilde grafik alanımıza baktığımızda ise gün gün satışlarımızı detaylı bir şekilde grafik halinde görüntülemektedir. Burada tıkladığımızda salon ya da menü grubu bazında ya da günlük olarak belirli analizler alabiliriz. Vazgeç diyerek geri geldiğimizde siparişler alanından ise restoran için yapılan bütün sipariş listesi karşımıza gelmektedir. Burası dönem bağımsız olarak çalışır. İlgili siparişleri filtrelendirerek belirli sipariş aramasını sağlayabiliriz ve burada aynı zamanda faturalama işlemi gerçekleştirebiliriz. Vazgeç diyerek ekrana geri geldiğimizde son olarak son işlem butonumuz yer almaktadır. Son işlem butonumuz bize son yapmış olduğumuz işlemi tekrar yazıcıya gönderme işlemini gerçekleştirebiliriz. Burada aynı zamanda hesaplarımızı bölen bir sistem yer almaktadır. İlgili ürünleri seçerek sol alanda yer alan birden 5'e kadarki bölümde farklı bir butona tıkladığımızda ilgili ürünlerin taşınmasını sağlarız ve numaratörler sayesinde iadeleri yaparak burada hesabı bölebiliriz. Ve hesabı böldükten sonra tekrar geri gelerek tahsilat ekranımız sayesinde ilk ödememizi parçalamış olduğumuz tutar olarak gerçekleştirip daha sonrasından diğer ödemelerimizi gerçekleştirebiliriz. Burada aynı zamanda ürünümüzü farklı bir masaya da taşıyabilmekteyiz. Ürünümüzü seçerek yeni bir masaya tıkladığımızda seçili siparişlerin masaya transfer edilmesini istiyor musunuz sorusuna evet diyerek satırın tamamını veya belirli bir miktarını aktarabiliriz. Evet dediğimizde bu soruya roka salatamızı artık yeni bir masaya taşımış oluruz. Bu şekilde restoran satış ekranımızı kullanarak yapmış olduğumuz bu tanımlamalar sayesinde burada görmüş olduğunuz birçok özellik ile restoran satış ekranımızı kullanabilmekteyiz.